geldiniz. Afiyet olsun. Sevgili meslektaşlarım. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben Birol Çakır. Eroğlu İnşaat Emlak Yatırım Grubu'nun ilk projesi. Esenyurt tarafında 148 daire, 8 mağazadan oluşan. Şu anda bitmiş durumda. Tahmin ediyorum 1,5-2 aya bütün rutuşlarıyla teslim etmiş oluruz. Projemiz 11 kattan oluşuyor. Her katta 14 dairemiz var. Bu 148 dairenin 130 tanesi 1+0. Yani ortalama 43 metrekarelik dürüt alana sahip daireler. Bunları da niye böyle yaptık? İşte küçük yatırımcılar mülk edinebilsin, rahat rahat daire sahibi olabilsin. Bir de iyi kira getirisi sağladığı için böyle bir projeyi tercih ettik. Proje içerisinde kamulu otoparkımız, çocuk oyun parkı gibi sınırlı sosyal donatı alanlarımız mevcut. Talep gelmesi durumunda çatı katında bir havuz yapmamız söz konusu. Orada bir sosyal alan yaptık. Tüm mahalliklerin vakit geçirebileceği restoran, barbekü gibi öyle bir alan, bir peyzaj alanı yarattık. 800 metrekarelik. Köşe dairelerimiz 1+1. Şu şeye denk gelen camlı alanlar. 1+1'lerdeki metrekarelerimiz 60 ila 112 arasında değişiyor. Burada tabii projenin en büyük artısını siz emlakçı arkadaşlarım için projeniz hazır, krediye uygun, hemen taşınılabilir. Yatırımcılar da burayı satın aldığında hemen kiralanabilir. Çünkü bölgede hiç kiralık daire neredeyse yok. O bölgede bu konseptte eşyalı dairelerin kira bedelleri 1000 ila 1500 TL aralığında. Bu da bizi nereye getiriyor? Kişi 50 bin lira bir peşinat verdiğinde kalanını kredi kullanarak kiracısının ödemesiyle neredeyse bir daireye sahip oluyor. Yani sizlerin şahsi yatırımlarınız için de ben sizlere tavsiye ederim. Burada arsa alanımız 1625 metrekare. Hem arsa bizim hem de inşaat tamamlandı. Dolayısıyla bu kat karşılığı herhangi bir mali olan bir proje değil. Tamamıyla Eroğlu İnşaat Emlak Yatırım'a ait bir proje. Kat bahçelerimiz var bol bol. Bütün dairelerde teras alanları mevcut. Tabii lokasyon avantajı var. Biliyorum ki yatırımcıların size en fazla sorduğu şey işte metrobüse yakın mı? Hem kiralamak isteyen hem satın almak isteyen yatırımcılar için. Biz burada hemen İSKİ'nin arkasında yer alıyoruz. Orada demir inşaatın bir ayışır projesi var. Hemen bitişinde biz varız. Dolayısıyla metrobüse 200 metre yürüme mesafesindeyiz. Bu da projenin çok büyük bir artısı işte. TÜYAP'ın olması, Marmara Park, Bağbaz, biliyorsunuz zaten bölgeyi, Migros, üniversiteye, metrobüse, hastaneler işte, Medikan Hastanesi var, Torium'a, tamamına yakın. Aynı zamanda TEMB5 bağlantı noktalarına yakın. Devam edelim. Tabii en büyük artımız toplu taşıma. Yani metrobüsü öne çıkardığımız zaman bizim buradaki satış kabiliyetimiz daha da artacaktır. Bir hafta bir artı olabilir belki yarın için yani kiralamalarda ama kiralamada hiçbir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi bölgede neredeyse kiralık daire yok. Bir de yanlış anlaşılma olmasın yani Esenyurt malum 30 bin mağdur yarattı son 5 yılda. Bölgede olduğunuz için hepiniz o projeleri biliyorsunuz. Biz bu projeyi size anahtar teslimi şu anda tüm müşterilerinize sunmuş oluyoruz. Çünkü genelde kişiler kat karşılığı arsa alıp İki parapetle çevirip satışa başlıyorlar. Sonrasında da sıkıntılar yaşanıyor. Burada sizler müşterilerinize karşı hiçbir mahcubiyet yaşamayacaksınız. Çünkü biz hemen tapunuzu da dairenizde teslim ediyoruz. Kapalı otopark var. Zaten üç tarafında da park sorunu yok. Lokasyonu da park sorunu olmayan bir lokasyon.
Bölgede hareketlendi. Yanımıza bitişimize Carrefour, karşımıza hemen BİM açıldı, eczaneler açıldı. Bir anda da şenlendi son biri. Bir kapalı pazar yapılıyor, büyük bir cami yapılıyor hemen bitişimizde. Bu da projenin ileride çok daha fazla prim yapacağını gösteriyor. Az önce bahsettiğim konuların özeti burada. Daire aralığımız 130 adet 1+0. Biz bunları mutfak hazır, davlumbazı ankastresi var. Diğerlerini koymuyoruz. Yani bu fiyatların içerisinde yok. Yani arzu edilirse işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve modüler mobilya gibi şeyler tarafımızdan konulabilir. Bunların bedelleri kişiler 3500-10.000 TL arasında. Bunları kendileri de temin edebilirler. Kiracı olduğu zaman maalesef yani albenisi daha da artıyor. Kiralaması çok daha kolay oluyor. Bunları iç görseller. Devam edelim Fatma. Bu kat planı. Her katta 14 dairenin oluşumu. Yani hiç bizim kör dairemiz yok. Tamamı caddeye bakıyor. Hiç ara dairemiz yok. Hemen hemen hepsi aynı noktada. Önü açık daireler. Tamamı teraslı. Sadece köşeye denk gelen dairelerde teras alanları oldukça büyük. Yani kış bahçesi yapacak kadar büyük. Devam. Burada 1+0'ların oturumları görünüyor. Devam. Bu son çekilmiş hali örnek dairenin. Sizden ricam buradan çıktığımızda örnek dairelerimizde gezerseniz, çünkü buradan 2 dakika mesafede zaten hızlı bir şekilde. Örnek dairenin mevcut hali. Devam edelim. Devam edelim. Gayet şık döşenmiş vaziyette. Bu tabii köşeye denk gelen daireden biraz oval. Daha da farklı bir şıklık yaratıyor. Devam edelim. Bu 1+1 dairenin görselleri. Devam edelim. Banyo. Yatak odası. Salon gördüğünüz. Bir artı sıfırın görseli. Fıtır beyaz eşyaları oturma modüllerini de görüyorsunuz. Bunlar teslim standartında yok ama arzu edilirse küçük bir meblağ ile ilave edilebilir. Devam edelim. Birinci sınıf malzeme kullanıldı tüm inşaat genelinde. Şimdi tabii inşallah diğer projelerde de birlikte olacağız. Temennimiz bu. Şimdi buradaki olay şu, dairelerimiz ortalama 142 bin minimumdan başlayıp ortalama 150 bin lira civarında küçük dairelerin birim fiyatları. Burada biz tüm emlakçı arkadaşlarımıza daire başı 5000 TL emlak komisyonu ödeyeceğiz. Ayırt etmeksizin. Fatma Hanım ofisimizde sabit. Onun dışında çalışma arkadaşlarımız var. Herhangi bir çalışma arkadaşımızla, benimle irtibat kurmanız halinde bu komisyonlarınız baki olacaktır. Yani mail yoluyla olur, telefon yoluyla olur. Çünkü biliyorum yani emlakçılarda maalesef gösteriyorsunuz aradan çıkarmaları vesaire. Tüm bunlara engel olacak. Ben de yıllarca tur yaptım burada. Arkadaşlarımızın birçoğu beni tanıyor. Dolayısıyla biz burada emeğe saygımız sonsuz. Hiçbir şekilde bunu göz ardı etmeyeceğiz. Burada sıkıntı olmasını asla istemiyoruz. Eroğlu Grup'tan kısaca bahsedeyim. Yaşar Bey Yönetim Kurulu Başkanımız. 40 yıldır sektörde. İstanbul'daki en büyük geri dönüşüm tesisinin sahibi kendisi. Özellikle metal konusundaki en büyük şirketlerin şu an geri dönüşüm metal işlerini yapan bir firma. Tabii bunun yanında şirket bünyesinde enerjiden çocuk bezine, taşımacılıktan birçok sektörde şu anda montanlı olarak Türkiye'de hizmet veren bilinen bir şirket. Hemen bak onun karşısında şirket.
Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa almak isterim. Bugün itibariyle krediye uygun. Bir bankayla anlaşmamız bugün yarın olacak. Onu ben sizle mail yoluyla paylaşacağım arkadaşlar. Ama isteyen müşteri istediği bankadan malum kredi kullanabilir. Son bir haftadaki gelişmeler biliyorsunuz faiz oranları 15'lerden şu anda 0.95 0.99 aralığına kadar 10 yıldan bahsediyorum. Daha kısa vadelerde daha düşük. 0.95'lere düşmüş durumda. 100 bin lira gibi bir rakam gösterebiliyoruz. Daireli antiparantez onu da belirteyim. Yani kişi peşinatı ödediğinde kalanı kredi kullanarak kiracının kira ödemesiyle rahatlıkla kredisini ödeyecektir. Buyurun. Şimdi öncelikle bu kahvaltıyı bize sağladığınız için yatırıma ve size teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederiz. Zannediyorum Beylikdüzü'nün bayağı keskin emlakçıları burada. Hani başı çok değerli arkadaşlar. Ben bir an önce gitmek isteriz. Beylikdüzü emlakçısı kalmasın. Şimdi bu tabii olayın kahvaltıyla değil, akşam yemeklerine doğru ilerlemesinde istedim. Sana Ayşe teyze yapar. Ayşe teyze yani, kahvaltıyla kandırmayın bizi. İleriki ikinci, üçüncü projelerde akşam yemeklerini bekliyoruz. İnşallah. Şimdi krediye uygun dediniz. Biz getirdiğimiz müşterilerde kredi çalışmamızı kendimiz mi yapalım yoksa siz bir herhangi bir taç bankayla anlaşıp hazır ekspertiz yaptırdınız mı? Yaptıracağız. Yani onu yaptırırsanız ekspertiz ücreti yani müşterilerle bir kadar, anlaşma yapacağız ödenmeyecek. Ne kadar nakit ne kadar hazırda kredisi olduğunu bilir. Toplu anlaşmalarda çünkü faizlerde birkaç puan daha oynamalar olabiliyor. Artı binada jeneratör koydunuz mu? Koyduk. Koyacak mısınız? Koyduk. Daire işlerini besliyor mu? Daire işlerini şu an beslemiyor. Erkan? Yok besliyor. Beslemiyor. Asansör. Asansörleri ortak alanlar. Asansörleri ortak alanlar besliyor. Evet. Her daireye kapalı otopark var mı Birol Bey? Vallahi her daireye kapalı otopark yok. İki daireye bir falan yok. İki daireye. Aşağı 75-80 araçlık bir kapalı otopark var ama üç tarafında açık otopark alanları var. O zaman otoparklar tapuda iş değil. Erken hayır. Erken gelen kapardınız. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Yani o tapulandırılma da şehir büyük alan daireleri öyle söyleyeyim. Yok Bey, ofis kullanımına uygun olacak mı? Ticari ruhsatı var mı yani? Hayır. Yok. Konut ruhsatı var. Konut sadece. Evet. Bir artı birlerin fiyatı neydi? Bir artı birlerin fiyatı 200 binden başlıyor. Toplam kaç metrekare? Onlar 60 ile 112 arası. 112'lerde fiyatlarımız 400 küsur. Köşeye denk gelen. Metrekareler büyük. Buyurun. Bir artı bir şey. Ülke bünyesinde krediler nelerdir? En üstteki bir artı bir artı kadar geliyor. Onlardan açıklama ne demiş? Vallahi bir bankayla anlaşma yapmadık Şenol. Kendi bünyesi. Hayır, kendi bünyemizde. Ya şimdi bitmiş proje olduğu için çok kendi bünyemizde o şeyi yapmayı düşünmüyoruz. Yani çünkü 12 ay, 24 ay. Yok, hayır. Banka kanalıyla yapacağız. Zaten anahtar teslimi Şenol, her şey hazır. Hemen oturum başlıyor. Zaten aşağı yukarı ofis başına bir daire falan düşüyor. Herkes birer. Onu diyeceğim. Burada aşağı yukarı 100 civarında arkadaşımız var. Birçoğunuzu da tanıyorum. Yani herkes bir daire alsa, satsa demiyorum. Metin abi, ne diyorsun? Zaten 10-12 arkadaş var önünde benden talepte bulundu bu arada. Bir tur yap arkadaş da geldi, 20 tane bana yazdı. Yani işin o şeylerini bu toplantıdan sonra konuşacağız inşallah. Yani neticede herkesin ulaşabileceği bir proje yaptık. Türkçesi bu. Biliyorsunuz yani çevremizde bir sürü adını vermeyeyim projeler var. Bir artı bir daireler 600-700 bin liradan satıyorlar. Yani normal vatandaşın ulaşabileceği rakamlar değil. En azından daire sahibi, ilk defa daire sahibi olacaklar için bir basamak bence. Çok da cazip değil. Yani 50 bin lira peşinat veriyorsun. Herkes de bence neredeyse bu para çıkaracaksın. Kredisi de kiracısı kredisini ödüyor yani. Çok basit bir mantık. Hani amortismanın 12-13 yıla gelmesini falan artık önleme getirmiyorum.
Sizler bu hesabı zaten iyi yapıyorsunuz. Deskide broşürlerimiz var, kartlarım var. Onlardan alarak satışa başlayabilirsiniz. İletişimlerimizi de çıkışta verirseniz, arkadaşlarımız kampanyaları, özellikler, bir takım ayrıntılar olunca sizlerle anında paylaşırlar. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar.